7. Bölüm. Kahin Melkisedek. Bu Melkisedek, Salem kralı ve Yüce Tanrı'nın kahiniydi. Kralları bozguna uğratmaktan dönen İbrahim'i karşılamış ve onu kutsamıştı. İbrahim de ona her şeyin ondalığını verdi. Melkisedek, adının anlamına göre önce doğruluk kralıdır. Sonra da Salem kralı, yani esenlik kralıdır. Babasız ve annesizdir. Soyunu gösteren bir kayıt yoktur. Ne günlerinin başlangıcı, ne yaşamanın sonu vardır. Tanrı'nın oğlu gibi sonsuza dek kâhin kalacaktır. Bakın, büyük ata İbrahim'in ganimetten ondalık verdiği bu adam ne kadar büyüktür. Kutsal yasaya göre, Levi oğullarından olup kâhinlik görevini alanlara, halktan, yani İbrahim'in soyundan oldukları halde, kardeşlerinden ondalık almaları buyurulmuştur. Melkisedek ise, Levili kâhinlerin soyundan olmadığı halde, vaatleri alan İbrahim'den ondalık kabul etmiş ve onu kutsamıştır. Hiç kuşkusuz, kutsayan kişi kutsanandan üstündür. Burada ölümlü kişiler ondalık alıyorlar. Ama orada, yaşamakta olduğuna tanıklık edilen biri alıyor. Denilebilir ki, ondalık alan Levi bile İbrahim aracılığıyla ondalık vermiştir. Çünkü Melkisedek İbrahim'i karşıladığı zaman Levi hala atasının bedenindeydi. Yeni kâhinlik düzeni. Eğer Levillerin kâhinliği aracılığıyla yetkinliğe erişilebilseydi, nitekim halk bu kâhinlik altında kutsal yasaya kavuştu, Harun düzenine göre değil de Melkisedek düzenine göre başka bir kâhinin gelmesine ne gerek kalırdı? Çünkü kâhinlik değişince yasada zorunlu olarak değişir. Kendisinden böyle söz edilen kişi başka bir oymaktan geliyor. Bu oymaktan hiç kimse sunakta hizmet etmemiştir. Rabbimizin Yahuda oymağından geldiği açıktır. Musa bu oymaktan söz ederken kâhinlerle ilgili bir şey söylemedi. Melkisedek benzeri başka bir kâhin ortaya çıktığından bu söylediğimiz artık daha da açıktır. O, yasanın soyla ilgili ön koşuluna göre değil, yok edilemez bir yaşamın gücüne göre kâhin olmuştur. Çünkü sen Melkisedek düzenine göre sonsuza dek kâhinsin diye tanıklık ediliyor. Önceki buyruk, zayıflığı ve yararsızlığı nedeniyle geçersiz kılındı. Çünkü yasa hiçbir şeyi yetkinleştiremedi. Bunun yerine, aracılığıyla Tanrı'ya yaklaştığımız daha sağlam bir ümit verildi. Ve bu, yeminsiz olmadı. Diğerleri yeminsiz kâhin olmuşlardı. Ama o kendisine, Rab ant içti ve andından caymaz, sen sonsuza dek kâhinsin, diyen Tanrı'nın yeminiyle kâhin oldu. Böylece İsa, daha iyi bir antlaşmanın kefili olmuştur. Önceki düzende çok sayıda kâhin görev aldı. Çünkü ölüm, görevlerini sürdürmelerini engelliyordu. Ama İsa sonsuza dek yaşadığı için kâhinliği süreklidir. Bu nedenle, onun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tamamen kurtaracak güçtedir. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır. Yeni bir antlaşmanın baş kâhini. Böyle bir baş kâhinimiz, kutsal, suçsuz, lekesiz, günahkarlardan ayrılmış ve göklerden daha yücelere çıkarılmış bir baş kâhinimiz olması uygundur. O, diğer baş kâhinler gibi her gün önce kendi günahları için, sonra da halkın günahları için kurbanlar sunmak zorunda değildir. Çünkü kendi kendine sunmakla bunu ilk ve son kez yaptı. Kutsal yasa, zayıflığı olan insanları baş kâhine atamaktadır. Ama yasadan sonra gelen yemin sözü, sonsuza dek yetkin kılınmış olan oğlu baş kâhine atamıştır.